Merhabalar tatlı güzel ruhlar, nasılsınız? Umuyorum keyfiniz yerindedir. Bugün aklımdaki kişi kim açılımı yapmak istedim. Birazcık böyle güncel enerjilere bakalım. Kolektife yansıyan enerjiler nelerdir? Bununla ilgili kartlara bakıyor olacağız. Bir kişiye niyet edin mutlaka bu açılımı dinlemek için. Aklınıza net birisi olsun. Hani aklınıza net birisi yoksa da birini seçip ve ona niyet ederek dinleyin. Ona uygun mesajlar gelecektir diye düşünüyorum. Umuyorum ki yüksek derecede uyumlanırsınız. Tabii ki de kolektif bir açılım. Size uyan kısımlar olduğu kadar uymayan kısımları da olabilir. Ama belli olmuyor. Bazen %100 uyumlanıyorsunuz. Buna da çok seviniyorum. Evet. Size niyetinizi alabilirsiniz. Sorunuzu içinizden geçirebilirsiniz. Kime niyet ettiyseniz bu kişinin ismini tekrarlayabilirsiniz. Onu düşünebilirsiniz. Bakalım kolektifte hangi enerjiler hakim? Eğer siz kendinize özel danışmanlık istiyorsanız da bana Instagram'dan ulaşıp özel danışmanlıklarla ilgili bilgi ve randevu alabilirsiniz. Şöyle bir açalım. Gidişata göre belki soru ekleyip ondan sonra tekrar kart açabiliriz diye düşündüm. Çok güzel. Müthiş açıldı. Bir aşk mesajı, bir de ruh eşi mesajıyla beraber açıldı kartlar. Bakalım devamında neler var. Oo, süper. Yani tabii ki de her destenin içerisinde olumlu mesajlar oluyor, olumsuz mesajlar olabiliyor. Ama güzel gelmiş bu deste. Öyle söyleyeyim size. Şimdi belli ki şu anda aklınızda düşündüğünüz kişi de sizi düşünüyor ve enerjisi oldukça sizin üzerinizde yoğunlaşmış şeklinde görüyorum. Belli ki size gerçekten güçlü hisler hissediyor. Duyguları yoğun ve sizin onun ruh eşi olduğunuzu düşünüyor. Belki aranızda bir takım sıkıntılar var ki ben böyle bir şey hissettim. Çünkü neden? Burada bir iyileşme mesajı var. Belli ki bir şeyler çok istenilen gibi gitmemiş ya da belki de birbirinizi biraz karşılıklı olarak da kırmış olabilirsiniz ama bu tek taraflı da gelişmiş olabilir. Bir böyle toparlanma süreci sanki yansımış kartlara, böyle bir iyileşme süreci. Öyle ki bu kişi sizden uzak durmuş olabilir ya da böyle bir sıcak bir soğuk yapıyor olabilir. Burada şunu görüyorum, yani eğer böyle bir sıcak bir soğuk yapıyorsa, bir geliyor bir gidiyorsa, şimdi bunlar siz henüz ilişkiye başlamadan da olabilir ya da bir ilişkiye başlayıp ayrılıyorsunuz, tekrar başlıyorsunuz, tekrar ayrılıyorsunuz şeklinde de olabilir veya ilişkinin içerisinde de bunlar yaşanıyor. Yani ilişki devam ediyor ama karşı taraf bir sıcak bir soğuk, bir var bir yok. İşte iki adım ileri, bir adım geri. Şimdi bu üç ihtimalden hangisini yaşıyorsanız ki bu üçü de aslında temelde aynı şey gibi gözüküyor burada. Tabii ki de farklılıkları var ama hani böyle temel mesaj aynı diyeyim size. Karşı tarafta öyle bir etkiniz var ki aslında onu hem bir takım böyle çelişkilere sokuyorsunuz. Yani sizinle ilgili böyle yapmak istedikleri ile düşündükleri ve hisleri ve istekleri sanki çelişiyor bir anlamda ve kendi içine bir takım böyle savaşlara giriyor. Fakat siz onun gözünde o kadar böyle cezbedicisiniz ki gerçekten hani böyle cezbedici çünkü yani temptation gelmiş bakın. O kadar cezbedicisiniz ki yani bırakmak istese de bırakamıyor ya da hani burada bitti diyecek ama onu yapamıyor, bitiremiyor.
Belki de o yüzden o gelip gitmeleri. Ve belli ki aranızda böyle özel bir bağ olduğunu düşünüyor. Bir ruh eşi bağlantısı olduğunu düşünüyor. Size de aslında böyle aşkını gösterecek bir şeyler yapmak istiyor. Aşkını kanıtlayacak bir takım davranışlarda bulunmak istiyor. Hediye alabilir, sürprizler yapabilir, aşk sözleri söyleyebilir. Evet, bir geçmiş var, çok da pozitif olmayan bir geçmiş var burada gördüğüm kadarıyla. Ama bu kişi bir şeyleri değiştirmek istiyor. Hani böyle geçmişi unutalım, yeniye bir yelken açalım, yeniye bir kapı açalım diyor. Hatta sizi biraz şaşırtabilir. Bakın burada bir böyle ani, beklenmedik, hatta böyle şok unsuru, şaşırma unsuru gösteren bir kartım var. Bu da aslında neyle beraber gelmiş? İyileşmeyle birlikte gelmiş. Bu da bana şunu gösteriyor. Bu kişinin size atacağı bir adım sizi çok şaşırtabilir, gerçekten şok olacağınız bir adım atabilir ama bu çok pozitif bir adım olacak. Yani ondan hiç beklemediğiniz kadar güzel, hiç beklemediğiniz kadar şaşırtıcı bir adım alabilirsiniz ya da bir hareket ya da bir söz. Ama bence bu böyle çok minik bir şey değil. Beraberinde getirecek şeylerle beraber büyük bir şey. O yüzden de biraz aslında şaşırtıcı ve şok edici unsur var. Beklenmedik gelişme olarak göstermiş kartlar ve bunu ben olumlu yorumladım ki zaten size karşı duygularının yoğunluğu, sizi istemesi ve size hayır diyememesi, karşı koyamaması, yani burada büyük bir böyle cezbedici tarafınız olduğunu ve kendi içine karşı koyamadığı durumlar olduğunu görüyorum. Evet, belki onun için mantık tarafından bakıldığında belki sizden uzak durması için, belki sizinle bir ilişki yürütmemesi için ya da belli var olan engelleriniz varsa o engelleri kaldırmamak için sebepleri olabilir. Sizin de olabilir bu arada. Ama burada duyguların yoğunluğu çok net bir şekilde çıkmış. Bu kişi kendini bile şok edebilir. Yani kendisini bile şaşırtacak bir adımla size gelecek gibi gözüküyor. Kartlar bu şekilde göstermiş. Peki bunun arkası gelir mi? Ben bunu merak ediyorum. Yani bu böyle tek bir adım mı olur ya da böyle size güzel hissettirecek böyle minicik bir süreç mi olur? Yoksa arkası gelir mi? Bu kişi nasıl gelecek? Evet, çok şaşırtıcı gelecek. Pozitif anlamda gördüm ama bunu birazcık böyle açmak istiyorum. Bunu biraz açalım bakalım. Bakın diyor ki seninle ilgili bir takım aslında planlarım vardı. Bir takım böyle hayata geçirmek istediğim şeyler vardı. İlişkimize dair, ilişkimizde yaşamak istediğim şeyler vardı. Bunlar yarıda kaldı. Bunlar hayata geçmedi. Bunlar düşüncede, bunlar hayallerde, bunlar planlarda kaldı. O yüzden bunları aslında ben hayata geçirmek istiyorum. Bir şeyler böyle ya yarım kaldığı yerden devam etsin istiyorum ya da o hayallerimi artık gerçeğe dökmek istiyorum dediğini görüyorum. Ki burada mesela sessizken oldukça üzgün olduğunu, oldukça böyle kendini avutacak şeyler aradığını ama buralarda da kendini avutacak bir şeyi aslında tam olarak bulamadığını, kimsenin sizi onun gibi anlamadığını gösteriyor, söylüyor diyebilirim. Ve çaba sarf etmek istediğini gösteriyor burada. Senin için çaba göstermek istiyorum diyor. Yani bir şeyleri düzeltebileceğime dair, düzeltmek istediğime dair ben kendimi kanıtlamak istiyorum. Sana sevgimi göstermek istiyorum. Çünkü özellikle bu kişi sizinle bir ayrılığı ya da sessizliği tatmışsa burada sizin eksikliğinizin ona nasıl bir darbe vurduğunu fark etmiş ve artık böyle olmak istemediğini söylüyor. Diyor ki biz ruh eşiyiz, bakın. Bu iki kart da ruh eşini gösteriyor. Biz ruh eşiyiz, biz birbirimizin ruh eşiyiz. O yüzden seni
bırakamam. Senle olan ilişkimi bitiremem. Senle olan ilişkime kesinlikle bir şans daha vermem gerektiğini hissediyorum. Yani böyle içimde bir taraf var, daha mantığıyla konuşuyor. Bir taraf var ki duygularla, tutkuyla konuşuyor. Ve o duygular ve tutkuyla konuşan taraf kesinlikle mantığı yeniyor diyor. O yüzden de sana çok şok olacağım bir adım atabilirim diyor. Beklenmedik bir şekilde bu adımı atabilir arkadaşlar. Çok fazla böyle özellikle bu kişiyle anılarınız varsa, anılarınızı düşünüyor, yaşadıklarınızı düşünüyor. Çok fazla böyle aklı geçmişte siz yani böyle şey var, bir sürü ihtimal var aslında aklında. Bir şeyler yaşayabilirdik diyor. Şöyle olabilir, böyle olabilirdi. Belki şimdi bu kişi şu süreçlerden de geçmiş, kendi duygularını sorguladı. Hatta belki sizin duygularınızı bile sorguladı, süreçlerden geçmiş. Ama burada şu taraf bence çok önemli. Bence şurası çok önemli ya. Ve duyguları oldukça yoğun olduğunu ve artık size karşı da karşı koyamadığını söylüyor. Yani diyor ki sana karşı koyamıyorum. Beni inanılmaz derecede cezbediyorsun. Belki de böyle son dönemlerde mesela şunu düşünün. Yaptığınız bir şeyden mi bu kişi bu kadar etkilendi? Bir süredir sizi görmüyordu da bir yerde karşılaştınız. Bundan sonra mı etkilendi? Ya da tam tersi. Siz sürekli onun her yaptığına gelse de evet, gitse de tamam dediyseniz ama artık böyle net bir duruş gösterdiyseniz, ona mesela böyle bir kapı dışarı ettiyseniz orada da aklı başına gelmiş olabilir. Bir şeyleri anlamış belli ki. Yani son zamanlarda yaptığınız şeyleri düşünün. Burada bu aklınızdaki kişiye müthiş derecede etki etmiş bir şey yaşanmış. Ve etkilendiği için de burada size karşı güzel bir adımla gelme ihtimalini gösteriyor kartlar. Bana beklemediğim kadar, hayal edemeyeceğim kadar güzel bir adımla geldiğin için sana teşekkür ederim. Yazalım yorumlara. Hatta ismini de ekleyebilirsiniz sonuna. Direkt olarak ona ithafen. Mutlaka yazın. Yazmanın gücü çok kuvvetli. Ve tabii ki de emeğime saygı göstermek için, karşılık vermek için, videoma beğeni bıraktığınız için, abone değilseniz abone olduğunuz için ki şu ana kadar zaten abone olarak izliyorsanız size de çok teşekkür ediyorum tabii ki de. Yeni abone olanlara da çok teşekkür ediyorum. Bildirimlerinizi açabilirsiniz yeni videolardan haberdar olabilmek için. Onun dışında kanalımı ve beni daha ileri boyutta desteklemek istiyorsanız süper teşekkür kullanabilirsiniz. Kanalımın katıl butonunu da aktifleştirebilirsiniz, üyelik alabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok da güzel bir açılım oldu. Gerçekten. Umuyorum ki hepinize güzel bir şekilde hayatınıza tesirini görürsünüz. Gelişmelerden haberdar etmeyi unutmayın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.